Ripple yöneticisi şirketten ayrıldı. Ana başlıklı haberi inceleyeceğiz ve Temple'a elveda diyeceğiz. Ripple yöneticisi şirketten ayrıldı diyor. Evet. The Block'un haberine göre Ripple'da mali işler direktörü yani CFO olarak görev yapan Christina Campbell yaklaşık 2,5 yılın ardından şirketten ayrıldı. Evet. Campbell'da yine Ripple'ın tanınan isimlerindendi. Yani Ripple firmasında oldukça şirkette tanınan isimlerden bir tanesiydi biliyorsunuz. Zaten CEO olarak görev yapan Brad Gelinghaus'tan tutun. Onun haricinde David Schwartz yine tanınan isimler arasında. Aldrotti mesela tanınan isimler arasında. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Campbell'dı. Da farklı isimler de var. Şu anda işten ayrılıyor. Campbell'ın LinkedIn profiline göre Ripple'daki işinden ayrılan eski yönetici dijital sağlık hizmetleri sağlayan bir şirket olan Maven Clinic'te görev almaya başladı. Bu şirkette de CFO olarak görev alacak olan yönetici Ripple'a katılmadan önce de finansal hizmetler alanında çalışmalarını yürütüyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple arasındaki dava devam ediyor. Buraya girmeden şunu söyleyeyim. Ripple konuyla alakalı ABD'deki pek çok şirketten de kripto alanında hizmet veren pek çok şirketten de farklıdır. Ripple 2022 başladığından şu ana kadar yani 2022'nin başından neredeyse 2 yıllık geçen zaman dilimi içerisinde çalışan sayısını dünya çapında işçi sayısını 2 katına çıkarmıştır. Aynı süre içerisinde Binance, Coinbase, Paxos gibi piyasada bilinen pek çok büyük popüler işte bu tarz çok büyük firmaların büyük bir çoğunluğu da aynı şekilde çekilmişlerdir. Daha doğrusu her anlamda yani farklı noktalardan totale baktığımızda büyük bir işten çıkarma olayı gerçekleştirmişlerdir. Fakat Ripple bunu 2 katı gibi bir çalışan sayısıyla sonlandırmıştır. Tamam mı? Bu çok büyük bir şey. Şimdi Elon Musk'la klasik burada tekrar anlatmayacağım uzun uzun ama Elon Musk'la bir kişi konuşuyor ya Twitter'dan ki bu arada Tesla da tabii ki çok ciddi işten çıkarma yaptı. Twitter'da da öyle adam Twitter'ı aldı %70'ini hiç yani sorgusuz sualsiz işten çıkardı mesela. İnanılmaz derecede işten çıkarmalar oldu. Elon Musk'a bir kişi dedi ki ya dedi Ripple dedi böyle bir süreçte bile işe alımlar yapmaya devam etti dedi. Elon Musk da okey işareti buna. Dolayısıyla demem o ki ABD'li şirketler özellikle bu noktada çok ciddi bir küçülmeye gitmiştirler. İşten çıkarmalar yapmışlardır. Dünyanın pek çok yerinde de oldu. Ama Ripple bu noktada hem gelirlerini arttıran, aynı zamanda işe alımlar yapan ki 2 katına çıkartıyorlar. Böyle zorlu bir süreç esnasında aynı zamanda farklı ülkelere genişlemeyi başaran tek midir diyeyim? Yok, tek değildir. Ama bu kadar büyük şekilde bunu başaran çok az sayıdaki şirketten bir tanesidir. Mesela Binance dış ülkelere genişledi fakat bir adım ileri attı yani bir genişledi, iki aldılar. Yani Rusya'dan bile çıkmak zorunda kaldı. İstediğin yere gir bu saatten sonra. Zaten Rusya'yı telafi edemezsin. Tamam mı? O yüzden sıkıntılar yaşandı. Ve Binance mesela çok ciddi işten çıkarmalar yaptı. Özellikle 2023'te. Üstüne üstlük çalışanların maaşlarını düşürdü. Bunu da bilmek gerekiyor. Ripple aynı zamanda çalışan memnuniyeti açısından ABD'nin en iyi ilk 30 şirketi arasında listede yer aldı. Ve bu liste Forbes gibi popüler dergilerde de yayımlandı. Yani Ripple şirketi şu anda çalışanlarının en çok çalışmaktan memnun olduğu ABD'nin ilk 30 şirketinden bir tanesidir diyebiliriz. Dolayısıyla işten çıkarmalar artıyor adı altında. Bunu yayımlayan bu gibi dolandırıcı haber sitelerine de itibar etmemek.
gerekiyor. Çünkü doğru değil. Davaya gelince zaten davayla alakalı konuştuk. Hakimin XRP'nin borsalarda satışının menkul kıymet satışı olmadığı yönünde verdiği karar kripto para toplumunu sevince boğmuştu. Regülatör davayı temize götürme kararı aldı. Abicim regülatör davayı temize... Bak şuraya bir şey yazdığınız zaman devamında düzgünce şeyi de yazın. Şimdi regülatör davayı temize götürme kararı aldı. Evet bu kararı aldı. Sonra ne oldu mesela? Sorayım ben bu haber yazarına. Evet kararı aldı. Devamı ne? Tam devamında mecbur biz söyleyeceğiz işte yazmamışsınız. Devamında da yargıç bu talebi reddetti. Yani dedi ki hayır arkadaşım temize falan gitmiyorsunuz. Erteleme de yok. Yani erteleyip diyor işte birkaç ay sonra yeniden başvuru. Hayır diyor öyle bir şey de yok. Dava ne zaman biter o zaman temiz başvurusunda bulunursunuz. Ki dava bitene kadar da yetkililer değişeceği için ve hükümet değişeceği için temizememize gitmezler. İşten çıkarmalar artıyor. Allah Allah. Ayı piyasasının kripto para piyasalarını istikrarsızlaştırması nedeniyle kripto para şirketlerin işten çıkarma hamleleri de yaygınlaşmış durumda. Kripto cüzdan sağlayıcısı Ledger kısa bir süre önce personellerinin %12'sinin işten çıkarılacağını açıkladı. Şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamada makroekonomik koşullar sebebiyle böyle bir karara imza atmak zorunda kaldıkları ifadeleri yer aldı. Şimdi burada sevgili dolandırıcı site bu şekilde yazmış. Şöyle lanse edeyim. İkisi arasında bir bağ var gibi. Hayır, Campbell'ın ayrılmasıyla makroekonomik koşulların bir alakası yok. Bile isteye ayrıldığını anlayabilirsiniz. Yani Ripple'la ya da onunla bununla alakalı olan bir mesele değildir. Kişisel sebepleriyle bir ayrılma söz konusu. Dolayısıyla bunu bu sebebini de sormazsınız herhalde değil mi? Az önce boşu boşuna konuşmadık o kadar. Ripple'da makroekonomik koşullar sebebiyle bir işten çıkarma yok. İki katına çıkıyor çalışan sayısı. Aynı anda diğer ülkelere büyüme devam ediyor. Buna rağmen gelirler artıyor. Yani ne söyleyebilirim daha fazla? 2023 yılı içinde ama burada söylediği şey doğru dolandırıcı sitenin. Yani sonuçta evet işten çıkarmalar genel olarak arttı. Kripto piyasasında da öyle makroekonomik koşullar sebebiyle. Ama Ripple'la bunun bir alakası yok. 2023 içinde Coinbase, Crypto.com, Nansen ve Binance US gibi birçok şirket de iş gücünü azaltmak durumunda kalmıştı. Doğru piyasada tanınanlar arasında bunlar da oldu. Aynı zamanda dünya genelinde Meta, Amazon, Microsoft gibi taraflarda da bunlar görüldü. Bakınız Binance Global'de de bu yaşanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.